Vay be. Partinin yapılacağı mekan burası ha. Kardeşim parti başladı mı? Oo yeah. Müzik fena. Başladı başladı. Sen kimsin? Uzun zamandır olmayan biri. Troll Face. Troll. VIP olan Troll Face mi? Evet canım evet. O benim. Müsaadenle. VIP in. Ezikler out. Oo yeah. Oğlum lan. Efsane mekan ha. Vay. Oh yeah, merhaba merhaba. Süper mekan lan. Telefondaki adam. Oh. Oğlum birisi kusmuş lan. Uy, basmayın lan basmayın. Allah belanı vermesin. Oh yeah. Telefondaki adam. Bu ne biçim mekan lan? Vay 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 vay. Oğlum bir sürü kız var lan. Telefondaki adam. Buraya niye geldim? Selamlar trollerin face ya da face'lerin troll. Ya da trollü face. Bugün buraya geldin çünkü senin eğlenmeni istedim. Harbi mi? Elbette ki lan. Hem harbi hem Barbie. Barbie. Yani eğlen diye. Allah Allah. Sen benim pek eğlencemi düşünmezsin falan ama. Hayırdır? Hangi dağda kurt öldü? Ayıp ediyorsun troll face. Seni düşünmek her zaman benim birinci görevim. Bilirsin lan, seni severim. Eyvallah. Ben o zaman burada kızlara falan yürüyorum ha. Sıkıntı yok değil mi? Yok canım. Yürürsen yürü bana ne? Abazanlık senin. Hadi bakayım koçum. Bugün izinlisi. Vay be. Bugün çalışmıyoruz ha. İlginç. Ne bileyim dünyanın en zor bankasını soymaya, hapisten kız kaçırmaya ya da parkta gördüğümüz güzel kızı tavlamaya çalışmıyoruz. Tam tersine. Bugün doyasıya eğleniyoruz değil mi? Ha? O neydi lan? Ha? Ne oluyor? Ay! Açılın açılın açılın. Ben güvenliyim. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Vay da. Mevzu mu var lan? Yukarıda ne oluyor lan? Az önce çığlık sesi geldi. Çıksam mı? Vallahi insanlar parti yapıyor ama. Boş ver troll face be. Senlik bir şey yoktur değil mi? Güvenlikler halleder herhalde. Yani sen kalıp kızlarla parti yapabilirsin ya da yukarıdaki olayı çözmeye çalışabilirsin. Allah da benim belamı versin. Bende de bir merak var ki. Mecbur bakacağız değil mi? Bakalım şöyle bir. Acaba ne olmuş? Ne var lan burada? Ovalıyorum ovalıyorum. Ne olmuş burada? Dur hele dur yavuya. Giremezsin. Burası suç mahalli yavuya. Az önce çığlıklar duyduk. Koşarak geldik. Bir de baktık ki bir kadın yatağın üstünde kalbinin ortasında bıçakla yatıyor. Ondan sonra odada 3 kişi vardı. İşte gördüğün şu 3 kişi. Üçü de birbirini suçluyor. Aşçı bahçıvana diyor, bahçıvan uşağa diyor. Suçlunun kim olduğunu çözemedik yavuya. Katil kim? Kim? Biz de bilmiyoruz yavuya. Üçünden biri. Lakin üçü de Nuh diyor, peygamber demiyor. Biri o yaptı, biri o yaptı, diğeri de hayır o yaptı deyip duruyor. Hadi ya. He valla yavuya. Mevzuyu çözemedik ki. Polis ya da FBI gelene kadar biz de bölgeyi kapattık yavuya. Siz aşağıda partinize devam edin. Sizlik bir şey yok beyefendi. He. Parti. Oğlum cinayet var lan, ne partisi? Benim bu cinayeti çözmem lazım. Çözmeliyim. Çözmeli. Polis misiniz yavuya? Sayılır. O ne demek yavuya? Ya polissindir ya değil. Valla tam olarak ne olduğumu ben de bilmiyorum. Bir bölüm böyle yakışıklı gardiyan oluyorum. Ertesi bölüm mahkum kaçıran manyak. Öbür bölümde romantik bir aşık. Polis değilsen uzaklaş yavuya. Uzaklaş. Peki. Oğlum benim bu olayı çözmem lazım lan. Çözmem lazım. Telefon. Troll face olanları duydum. Cinayet olmuş. Sen nereden duydun lan? Daha ben yeni öğrendim. Benim gözüm kulağım her yerde troll face. Ben öğrenirim. Oğlum cinayet büyükmüş lan. 3 tane de şüpheli varmış. Sence kim yaptı? Bahçıvan. Ne bileyim lan ben. Bilmiyorsun ama. Bilmek ister misin troll face? İsterim herhalde. Yani sonuçta yazık. Kızı bıçaklamışlar ya. Lan sanki çok da umrundaydı. Allah'ım yarabbim. Senin derdin başka. Seninki meraktan. Yani. Ya meraktan demişler ya da ya... Yaprak sarması çekti lan canım. Ya telefondaki adam. Ben o zaman partiyi iptal ediyorum. Eve gidiyorum. Dur lan dur. Bir yere gitme. Troll face. Aşağıya.
giriş kata, sağ taraftaki odaya senin için 3 tane çanta bıraktım. Bugün Trollface, bu katili bulmak senin görevin. Hadi ya. Elbette ki lan. Bir cinayet gerçekleşmiş. Ve sen oradasın. Yardım etmeyeceksin mi? Bana ne lan? Polis miyim oğlum ben? Öyle deme Trollface. Kadını bıçaklamışlar lan. Üstelik 3 tane de şüpheli var. Çözmek istemez misin? Bugün katil kim? Oynamak istemez misin? Bilmem. İster miyim? İstersin istersin. Hem izleyici de ister lan. Aşağıda. Odaya senin için 3 tane çanta bıraktım Trollface. Öyle efsane seçenekler ki. Katili böyle kendi elinle koymuş gibi bulacağım. Kendini öldürsen bu kadar kolay bulaman lan. Hadi ya. Hadi ya değil. Hacı ya. Espirani. La kapat. Allah Allah. Hacı yaymış. Ay. Güzel espri lan. Şimdi benim bu cinayeti çözmem mi gerekiyor? Yani. Aslında tipler de pek şey değil ha. Yani çözülebilir. Oo. Kız güzelmiş lan. Tamam tamam. Olur bu iş olur. Madem güzel bir kız var. Onu o şüpheden kurtaralım değil mi? Çünkü onun yaptığını düşünmüyorum. Hayatta yapmaz. Çok tatlı birisi ya. Yapmamıştır. Nerede lan bu oda? Sağ tarafta diyordu değil mi? Ha şurası. Oğlum koruma var ama. Kardeş ben içeride kazağımı unuttum. Sağ ol. Girdik valla. Nerede çantalar? Aha. Oo. Seçenekler, seçenekler. Telefondaki adam. Tanıtmayı düşünüyor musun? Oğlum 2 dakika bekle lan. Daha videonun girişi gelmedi değil mi? Dur bir video girişi gelsin. Tanıtacağız. Acelen ne lan? 3 aylık mısın oğlum sen? 3 aylık mı? O ne lan, emekli maaşı mı? Yok lan, yani çabuk mu çıktın diyor. Vallahi bilmiyorum. Hızımı sormadım. Neyse neyse bekle. Videonun girişi bir gelsin. İyi madem. Videonun girişi gele dursun. Ben de dergi okuyayım değil mi? Bakın orada bir dergi var. Oo benlik dergi değil. Yok mu lan benlik dergi? Neyse ben de internette takılayım. Şu sandalyeyi çekeyim. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Trollface görevlerine devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bugün Trollface eğlenmeye geldi. Güzel bir parti evindeydi. VIP olarak girdi. Tam böyle parti yapacaktı ki bir ses duydu yukarıdan. Çıktı bir de baktı ki yatakta yatan bir tane kadın. Gördüğünüz gibi üstünde de bıçak var. Birisi onu öldürmüş. Kadını öldüren şu an odada bulunuyor. Gördüğünüz gibi şu 3 şüpheliden birisi. Trollface bugün katilin kim olduğunu bulmaya çalışacak. Yani katil kim oynayacak? Bakalım katil kimmiş? Trollface onu bulabilecek mi? Hadi başlayalım. Vay 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 vay. Neyse yeter bu kadar. Fazla kurcalamayalım değil mi? Ne fotoğraflar yüklemiş lan. Rahmetli de hareketliymiş ha. Geçmişi hakkında bir araştırma yaptım da şöyle. Telefondaki adam. Ben hazırım. Seçenekler. Oğlum şşş. Geçen yaz yüklediği fotoğrafları gördün mü lan? Üf. Telefondaki adam. Gördüm tamam. Rahmetlinin arkasından konuşulmaz ya. Doğru. Konuşulmaz değil mi? Haini bulmamız lazım Trollface. Bulmamız. Kim öldürür lan böyle bir kızı? He? Ne bileyim oğlum. Biz de onu bulacağız işte. Tanıtacak mısın? Dur. Hemen tanıtayım. Trollface. İlk seçeneğimiz para. Para bilirsin her kapıyı açar. Cinayet kapısını da açar. Cezaevi kapısını da açar. Ne bileyim işte senin evin kapısını da açar. Her şeyi açar. Parayı kullanarak katili deşifre etmeye çalışabilirsin. Böyle zenginmiş gibi takılırsın. Dersin ki itiraf edene benden 100 milyon dolar. Bakalım itiraf gelecek mi? Bir diğer seçeneğimiz sahte FBI kimliği ve sahte FBI gözlüğü. Olaya polis olarak müdahale edersin. Ajanım dersin. Adamları sorgularsın. Yeteneklerini kullanırsın. Katili bulursun. Üçüncü seçenek benim favori seçeneğim. İşe yarayacağından kesin eminim. Trollface. Ne demişler? Çivi çiviyi söker. Sen de birini öldüreceksin ve katili bulacaksın. Ne? Senin seçeneğin bu mu lan? Oğlum ben de katil olacağım. Lan oğlum öldüreceksin dediysek şakadan lan. O şaka bıçağı oğlum. Yani katili ortaya çıkartmak için böyle benim ayarladığım bir adamı, bir dublörü yalancıktan bıçaklayacaksın. Peki sonra? Sonrası ne olacak oğlum? Masum olan iki kişi kaçacak. Gerçek katil kaçmayı denemeyecek. Neden? Çünkü az önce kendisi de adam öldürdü değil mi? Yani çivi çiviyi söktü. Oğlum yemin ediyorum çok saçma. Saçmalama lan. Neyini beğenmedin lan? Fıstık gibi plan. Vallahi ben seçenekleri serdim önüne. Seçim sana kalmış Trollface. Başarılar. Katili bul. Adaletin pençesine teslim et Trollface. İstiyorum onu. İstiyorum. Oğlum istiyorum deyip durma lan. Bir odanın içindeyiz zaten. Millet yanlış anlayacak. İstiyorum Trollface. Allah belanı versin kapat. Saçma oğlum. Böyle bir şey olur mu lan?
Neymiş dublör bıçaklayacakmışım da. Katil çıkacakmış. FBI? Olabilir. Olur lan hatta. Oğlum ben çocukluğumda çok film izledim lan. Yani ne bileyim böyle taşıyıcı maşıyıcı. Üf. Olur bence. Böyle gözlük mözlük takarız. Dur. Bu iyi seçenek ha. Vay. Oğlum sen ajan olarak doğmuşsun lan. Trollface 007. Yakışmadı mı lan? Gözlükler bir 35 numara falan daha büyük olsa tam otururmuş da. Neyse. Bence oldu oğlum. Güzel ha. Böyle ne bileyim ucuz yollu olduk gibi ama. Hadi hayırlısı. FBI kardeşim çekil ya. Nasıl dokunamadı gördünüz mü? Normalde saldırırlar lan. FBI. Yo goddammit kesin şu müziği. FBI geldi dostum. Açılın. FBI. Federal Bureau of Investigation. Havalı ha. Ey yavrum ey. Merhaba. Bir cinayet varmış. Ben ajan 007. FBI. Oha. FBI geldi yavuya. Daha polisi bile aramadık. Ne çabuk geldin ya. Lanet olsun adamım. Bizim büroda işler hızlı çalışır. Çekileceksin mi lan? Tabi efendim buyurun. Buyurun yavuya. Beyler FBI geldi. Ha şöyle ya. Merak etmeyin kızlar. Mevzu bende. Ne oluyor lan? Oo, öpücük mü attı lan o az önce? Tabi oğlum FBI'ın karizması. FBI. Herkes olduğu yerde kalsın. Gördüğüm kadarıyla bir cinayet var ha. Oha dostum adam çok iyi yovuyor. Bir bakışta cinayet olduğunu anladı. Herhalde. Bize büroda öğretiyorlar oğlum. Ceset varsa cinayet vardır. Aman yarabbim müthiş bir ajan yovuyor. Eyvallah. Öyleyiz canım. Şimdi. Bunlar mı şüphelilerimiz? Evet. Güzel. Lan şşt. Hanginiz öldürdü ha? Kızın üstüne yıkmayın suçu. Zira bu tatlı. Bu minnoş hanımefendi yapmış olamaz. Vallahi öldürdü abi. İçeri girdim karıyı bıçaklıyordu abi. Evet hocam yani ben de gördüm hocam. Affedersin tuvalette hacet gideriyordum hocam. Bir baktım kadının üstüne çıkmış hocam hep bu. Hocam sakallı da yardım ediyordu bence. Yalan söyleme muhterem çarpılırsın. Hocam benim bir işim yok bu işlerle. Bir dakika. Bana hocam değil ajan bey diyeceksiniz oğlum. Şimdi hanımefendi. Size yöneltilen iddialar var. Ne diyorsunuz? Ay yok memur ben ya. Ne cinayeti? Beni suçluyorlar. Benim böyle bir şeyle alakam olabilir mi tatlı memur bey? Olamaz. Yani bu iki Hanzo beni araya aldı. Kızım ya ben. Cinsiyetçilik yapıyorlar. Ya benim etim ne budum ne? Ne cinayeti? Doğru söylüyor. Utanmıyorsunuz mu lan? Kalıbınızdan utanın oğlum. Madem öldürdünüz adam gibi itiraf edin. Bu kuş kadar. Acayip güzel kız. Nasıl öldürsün lan? Yani hocam sen şimdi taraf tutuyorsun hocam. Yani kız güzel diyor hocam bizi yakma. 20 yıl içeri girmek istemem. Bir dakika. 20 yıl mı? Lan sen katillerin ne kadar yattığını nereden biliyorsun? Yakaladı. Üf acayip zeki yavuya. Nasıl yakaladı gördün mü? Katil sensin değil mi lan? Gördünüz mü? Dedektiflik yeteneklerim gelişmiştir. İtiraf et hadi. Sen öldürdün. Yani hocam. 20 yıldır ceza avukatıyım. Böyle saçma mantık görmedim hocam. Ben avukatım hocam bilirim bu konuları ya. Avukat mısın? Evet hocam avukatım hocam ben ya. Ceza avukatıyım hocam ben. He demek ki oradan biliyor. Pardon. Aa. Bir dakika. Telefonum çaldı. Ben geliyorum. Yalnız çok yaklaştım çözmeye. Siz bekleyin. Bekle. Merhaba. Orayı kullanabilir miyim? Bindi gireyim mi? Yok mümkünse dışarıda ha. Allah'ım manyak mıdır nedir lan? Telefondaki adam. Ne oldu? Trollface. Aldığım bilgilere göre suçlulardan birisi avukat. Onun yapmış olma ihtimali yok. Niye lan? Oğlum manyak mısın lan sen? Avukatın biri durduk yere parti yapmaya geldiği yerde niye kız öldürsün lan? Öldürmez mi? Lan saçmalama. Adam evli. 6 tane çocuğu var oğlum. Belki de kadın kumasıydı. Ne kuması lan? Bu adamın bildiği tek bir kum var. O da kedi kumu. Evde 4 tane kedi besliyor lan. Normal aile babası oğlum. Yazık. Adama yüklenme. Sal gitsin. Harbiden mi? Lan ne diyorsam onu yap. Tamam. Yaparım da. Ya telefondaki adam. Ya televizyonda bunlar kolay görünüyordu ya. Ajanlık falan. Oğlum zormuş lan. Herhalde oğlum. Ne sandın lan? Anlaşıldı. Bu yöntemle çözemeyeceksin. Başka yöntem dene. Doğru. Bu biraz zor. Avukat bey. Üstlerimle az önce görüştüm. Dediler ki siz
gidiyor oraymışsınız. Yani hocam gerçekten ayıp ettiniz hocam yani ya. Ben yani hocam benim böyle bir şey olabilir mi hocam? Yani hocam benim çoluğum çocuğum var hocam ya. Ya tamam avukat bey, özür dileriz, buyurun. Lütfen efendim, pardon. Pardon avukat bey, pardon. Buyurun avukat bey, siz gidin efendim. Arkadaşlar ben bir 5 dakika mola vereceğim. Tuvalet molası falan. Soruşturmanın selameti için ara veriyorum. Siz buradan ayrılmayın, tamam mı? Size diyorum hanımefendi. Bir de sen sakallı. Bunlara göz kulak olun. Ben geleceğim. Tamam. Hoo ya, anasını satayım. Katil kim bulmak ne kadar zor lan. Oğlum Allah ajanlara sabır versin lan. Bu ne lan? Benim işim değil bu. Ben böyle bulamam. Gerçekten zor. O halde yapılacak tek bir şey var. Para. Paranın açmayacağı kapı yok. Değil mi? Bence %100 yok. FBI koçum. İçeri giriyoruz değil mi? Tabi lan gerizekalı. Para. Bence para işe yarar. Lan oğlum inat etme. Bıçak seçeneğini yap lan. Lan yok. O bir işe yaramaz. Para çözecek, merak etme. Troll face. Ya ajan ben değil miyim? Allah Allah. Kapat ya. Ben ne yapacağımı kendim karar veririm. Kapat. İyi lan. Ne halin varsa gör. Aa. Adama bak ya. Ajan olan biziz oğlum. Bu mevzuyu çözecek olan benim. FBI gerizekalı ne baktın? Müsaadenizle hanımefendi, beyefendi, müsaadenizle. Beyefendi, çekilir misiniz ya? Soruşturmaya engel oluyorsunuz ha. Hanımefendi siz de güzelliğinizle oluyorsunuz. Müsaadenizle. Bir dakika. Şimdi yaktım çıramızı. Şimdi. Ulan var ya, bulacağım cinayetin sorumlusunu. Selam beyler ve bayan. Bayanlar daha doğrusu. FBI geri geldi. Ay hoş geldin kahraman ajanım. Ya tutuklu şunu artık ya, beni burada tutma. Aa merak etme, senin masum olduğunu biliyorum zaten. Tutuklayacağım Banzo'yu. Kanıtlayacağım. Beyler bayanlar. Lütfen dışarı çıkar mısınız? Soruşturmanın selameti için soruşturmama yalnız devam edeceğim. Lütfen boşaltın. Ajan beyefendiyi duydunuz yavuya. Boşaltın bayanlar. Hadi beyler biz de çıkalım. Boşalt. Hadi bakalım hadi. Katı boşaltın katı. Hadi. Ha şöyle. Yalnızlık her şeyden iyidir değil mi? Ya şimdi ikiniz kaldınız. Bana dürüstçe anlatın. Beraber öldürdüyseniz söyleyin. Yani sevgiliyseniz falan. Ay ama gerçekten kalbimi kırıyorsun. Ben sana kahraman dedim. Bu herifi tanımıyorum hayatım. Ben içerideydim. Gardıroptan elbise seçiyordum. Bu hayvanı gördüm. Kızın üstünde tepiniyordu. İlk başta affedersin illegal cimalar dönüyor sandım. Sonra bir baktım kızı öldürmüş. Ya kadınlar yalan söylemek için yaratılmış derlerdi de inanmazdım. Abi Allah belamı versin. Şuradan şuraya yürümek nasip olmasın. Bu karı öldür diye. Of ikiniz de çok iyisiniz oğlum lan yalan söyleme konusunda. Kim yalan söylüyor belli olmuyor ki. Zaten yalan yakalandığında ortaya çıkar. Yoksa yalan doğrudur. Böyle bir şey vardı değil mi lan? Allah'ım. Sizin ilacınız bende. Bakın oğlum. Bak kızım. Şimdi şu çantayı görüyor musunuz? Şimdi bakın. Ay ne kadar çok dolar var. Vay anasını. Ulan bu parayla var ya neler yapılmaz he. Canına yandım onun parası. Benim organ nakline ihtiyacım var zaten. Bu parayla organ nakli yaparım. O organ nakli mi? Neyin var ki senin? Valla 18'imden beri. Su içmem paso içerim. O yüzden benim karaciğer sizlere ömür. Yenisi lazım. Lakin yüksek meblağlar istiyorlar. Sen o zaman yapmazsın herhalde değil mi lan? Oğlum niye yapsın ki? Bir sebebi yok değil mi? Zaten adam canıyla boğuşuyor. Başkasını niye öldürsün lan? Bir saniye telefonum çalıyor siz durun. Para da dursun orada bak ağzınızı yüzünüzü kırarım. Bir saniye. Telefondaki adam. Doğru mu söylüyor lan bu? Doğru söylüyor Trollface. Adam gerçekten hasta. Kayıtlarına ulaştım. Yalnız Trollface inanmayacaksın. Kızın kayıtları da ondan temiz ha. Kız da bayağı temiz görünüyor. Lakin ben adamın yaptığını değil, kızın yaptığını düşünüyorum. Adamı sal Trollface. O zaman kız kaldı geriye. Yalnız kız da ben yapmadım diyor. O halde üçüncü planı uygula. Bıçağı. İşe yarar mı dersin? Yarar oğlum tabii. Yaramaz olur mu? Hadi. Sen önce adamı sal, kız bir paniklesin. Ondan sonra bıçağı al. Gerisi ben de merak etme. Şimdi bir FBI arkadaş gönderiyorum oraya. Kızı tutuklamaya çalışacak. Sen adamı bıçaklayacaksın. Kızın kahramanı olacaksın. Kızın itirafını alır almaz şıraps içeride. Vay anasını satayım.
Lan melek yüzlü şeytana bak. Demek katil sendin ha? Neyse. Henüz daha itiraf almadık değil mi? Beyefendi. Size sanırım uygun organ mı ne bulmuşlar? Siz gidebilirsiniz ya. Siz zahi mi diyorsun? Dalga geçmiyorsun değil mi? Oğlum çaktırma lan, senin katil olmadığını biliyorum. Git hadi git. Hey Allah razı olsun. Kolay gelsin kolay. Yazık anam, öldürdü karıyı. Ben gidiyorum. Ay hayatım ya. Katilin gitmesine izin verdin. Odada bir tek ben kaldım. Bu da demektir ki benden şüpheleniyorsun. Yok. Ben senden şüphelenmiyorum. Lan nasıl bir oyuncu lan? Ben geliyorum bir dakika. Sen burada bekle tamam mı? Kaybolma. Ay oysa ben sanmıştım ki aramızda özel bir bağ var. Beraber evime gideriz. Bir kadeh bir şey içeriz. Ben hemen bayılırım. Ondan sonra bir bakmışım ayılmışım. Yani öyle şeyler olur sanıyordum. Ya kendine gel Trollface. Sen görev için buradasın. Bekleyin hanımefendi. Bekle. Sanırım bizim telefondaki adamın taktik işe yarar. Beyler, kızın çıkmasına izin vermeyin tamam mı? Ben geliyorum. Bekle bakalım, bekle. Geriye bir tek bu kaldı. Bundan da itirafı yalnızca bir şekilde alırız değil mi? O da malum. Bıçak seçeneği. Ha, pardon hanımefendi, pardon ya, lütfen ya. Oğlum FBI'ya vuruyor lan, yardım et. Yardım et. Kadın çıldırdı. Hanımefendi lütfen tamam ya. FBI. İyi günler. Sanırım şüpheli sizsiniz. Ben FBI'dan Adem. Sizi tutuklamaya geldim. Ay tutuklamaya mı? Ama ben masumum. Masum. Ben öldürmedim. Ben öldürmedim. Bu yalanlarınızı mahkemeye saklayın. Tutukluyorum sizi. Selamlar beyler. FBI'dan eleman geldi mi? Geldi efendim. Hey güzel. Siz kapıdan ayrılmayın. Oo. Şşş. Sakin ol sakin. Ay sen. FBI'daki kahraman. Şşşt. Seni kurtaracağım. Allah'ım inşallah plastiktir lan. Bismillah. Tamamdır. İyi misin? İyi misin, seni kurtardım. Ay. Şşşt. Ay. Bağırma. Yani sen ne yaptın? Seni kurtardım. Kızım başından beri ben rol yapıyorum. FBI'dan falan değilim. Ben de bir katilim. Kanın kokusunu aldım geldim. İyi öldürmüşsün. Ay ben katil değilim. Vallahi değilim. Ya bırak bu numaraları ya, Allah Allah. Belli işte kızım. Sen öldürmüşsün. Bak bir şey diyeceğim. Bu paralar gerçek ha. İstersen seninle beraber kaçalım. Ne dersin? Ay. Sahi mi diyorsun? Elbette ki. Hadi söyle. Sen öldürdün değil mi? Ay. Şey. Ay evet. Ben öldürdüm var ya. Bıçağı kalbine soktum. Buradaki kimse de anlamadı. Ay bir an sen anladın ama değil mi? Ay o iki salağın üstüne yıkmaya çalıştım ya. Niye izin vermedin? Güzel. Kalkabilirsin oğlum. Kalkabilirsin. Demek sen öldürdün ha? Sen! Tutuklusun. Kalk kalk. Ay ne oluyor? Ay sen öldürmedin mi bunu? Ay az önce bıçak soktun ama. Sen beni kandırdın mı? Üzgünüm güzelim. FBI'landın. Az önceki şaka bıçağıydı. İyi misin lan? Adem. İyiyim abi iyi. Biraz yavaş sokaydın iyiydi. Canım yandı. Tutuklusun. Vay sen. Sen var ya sen. Adi köpek. Beni kandırdın. Hapisten kaçar kaçmaz seni öldüreceğim. Öldüreceğim. Bu karı gibi. Aa, bir de korktum ki. Adem. Ne duruyorsun oğlum? Paketle şunu. Paketle. Al abi al 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 al. Götür bunu. Götür. Yakalandın. Adi köpek. Sana güvenmiştim. Sırrımı söylemiştim. Beraber paralarla kaçıp mutlu olabilirdik. Almayayım canım sağ ol. Sana Godest'e başarlar. Götür Adem götür. Bunun bedelini ödeyeceksin Trollface. Ödeyeceksin. Ödeyeceksin tamam mı? Öleceksin. Biliyorum oğlum seni. Daha önceden gördüm bu tipi. Ödeyeceksin. Ay ne bakıyorsunuz? Ne? Daha önce hiç katil görmediniz mi? He. Ve bir katili daha adalete teslim ettik. Gerçi bu ilk katilimizdi. Devam olur mu bilmem. Lakin ben bu oyundan acayip keyif aldım lan. Oğlum katili bulmak bayağı zevkli ha. İyi buldum değil mi? Ben harikayım. Harika. Ajan 0017768. Bu bence bana daha uygun. Çünkü çok iyi bir ajan değil. Tebrikler Trollface. Rahmetlinin katilini buldun. Adalete teslim ettin. Başta dediğimi yapsan zaten yapardım bunu kolayca ama. İnat ettin. Ama neyse ki katili buldun. Aferin lan. Eyvallah.
Benim gözümden bir şey kaçmaz. Hadi lan oradan. Bu seçeneği ben düşünmesem babayı bulurdu. Yani. Senin de katkıların büyük. Neyse. Bu videonun da sonuna geldik Trollface. Katili buldun artık. Merhumu toprağa verme vakti değil mi? Yazık lan. Oğlum o Instagram paylaşımlarını gördün mü? Telefondaki adam. Tamam tamam doğru doğru. Ölü değil mi? Ayıptır. Say Allah'ım yarabbim. Bir videonun daha sonu. Bu parayı ne yapsam lan? Çok güzel fikirlerim var benim bunun hakkında. Lakin şimdilik bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Başka videolarda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi bugün Trollface olarak katil kim oynadık ve katili bulmaya çalıştık. 3 tane şüphelimiz vardı. 3'ü de birbirinden dürüst görünüyordu. Lakin gördüğünüz gibi sonunda yakaladık ve ona adaleti teslim ettik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben seni dinlemedim anne. En yakın adamım Hayri ile anne. Bana çatır çatır sabah akşam boynuz anne. En yakın adamın mı? Evet anne. Oğlum senin adamın mı vardı? Sen kendin adam değilsin ki. Vur be anne. Sen de vur anasını satayım. Sen de vur. Can su yetmedi sen de vur. Öyle demek istemedim oğlum. Yani Murat. Cansu'nun niyeti belliydi oğlum. Sen küçüksün Murat. Küçük denizlerin adamısın. Cansu okyanustu Murat. Genişti. Haklısın anne. Haklısın. Böyle okyanusa açılmaya çalışırsan havuzda yüzmeyi öğrenmeden ebenin nikahını tersten görürsün. Yani anne. Ebemin nikahı nasıldı anne? Kalabalıkmış oğlum. Herkes gelmiş. Bizim ailemiz soyluydu. Ailemiz soyluydu da anne. Kızlar anne kızlar. Çoğu var ya çoğu. O soyluluğu göstermiyor anne. Acımasızlar anne. Zalimler anne. Oğlum. Benim oğlumun kalbini kırmışlar. Oğlum. Vay adi o vay. Kardeşim. Üzülme o oyun kafayı yedi. Üzülme kardeşim. İntikamın alınacak. Eyvallah kardeşim. Anne fazla içtim galiba. Karşımda benim bıyıklı versiyonum var. Mavi gözlü, beyaz elbiseli falan. Ulan kaç tane içtiysem artık.